Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 2. sınıf Türkçe kitabı sayfa 178, 179, 180 Bilim ve Kültür Yayınları. 2. sınıf Türkçe kitabı 5. ünitede neler öğrendik? Etkinlik cevapları sayfa 178, 179, 180. 2. sınıf Türkçe kitabı 5. ünitede neler öğrendik? Etkinlik cevapları. 2. sınıf Türkçe kitabı sayfa 178, 179, 180. A. Aşağıdaki metinleri noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz. İhtiyar adamın çocuklara öğüdü. İhtiyar bir adam 3 oğluna öğütler veriyormuş. Birbirlerine bağlanmış birkaç daldan oluşan demeti çocuklarına uzatmış. Bakalım bunları kırabilecek misiniz demiş. En büyük oğlu demeti eline almış. Bütün gücüyle kırmaya çalışmış ama bir türlü başaramamış. Benden güçlü olan denesin diyerek demeti geri vermiş. Bu kez demeti ortanca oğlu almış. O da uğraşmış ama başaramamış. Son olarak demeti en küçük oğlu almış. Onda uğraşları bir sonuç vermemiş. Çocuklarını dikkatlice izleyen ihtiyar adam dal demeti eline almış. Şimdi size gücümle neler başarabileceğimi göstereceğim demiş. İhtiyar adamın oğulları babaların ellerindeki şaka yaptığını sanarak gülmüşler. İhtiyar adam dallarını demetten birer birer ayırmış ve hepsini teker teker kırmış. Dallar bir aradayken onları kıramadınız. İşte birliğin gücü budur. Ama onları birbirinden ayırdığım zaman hepsini kolayca kırdım. Sevgili çocuklarım, siz de birlik ve beraberlik içinde olun demiş. Jean de La Fontaine, La Fontaine Seçmeler, Has Emel İpek. 2. sınıf Türkçe Bilim ve Kültür Yayınları ders kitabı sayfa 179 cevapları. B. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 1. İhtiyar adam çocuklarından ne yapmalarını istemiş? Cevap. Dallardan oluşan demeti kırmalarını istemiş. 2. İhtiyar adam dallardan oluşan demeti nasıl kırmış? Cevap. Dalları demetinden birer birer ayırmış ve hepsini teker teker kırmış. 3. İhtiyar adamın çocuklarına öğüdü neymiş? Cevap. İhtiyar adamın çocuklarına öğüdü birlik beraberlik içerisinde olmalarıymış. C. Gruplardaki kelimelerin oluşturduğu atasözlerini yazınız. Cevap. 1. Ne eklersen onu biçersin. 2. İşleyen demir pas tutmaz. 3. Evdeki hesap çarşıya uymaz. 4. Gülme komşuna gelir başına. 5. İyilik eden iyilik bulur. 6. Ayağını yorganına göre uzat. 2. sınıf Türkçe Bilim ve Kültür Yayınları ders kitabı sayfa 180 cevapları. Ç. Aşağıdaki açıklamaları uygun noktalama işaretleri adlarıyla eşleştiriniz. Cevap. 1. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelimelerin arasına konur. Virgül. 2. Soru eki veya kelimesi içeren cümle ve sözlerin sonuna konulur. Soru işareti. 3. Sevinç, korku gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna koyulur. Ünlem işareti. D. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. 1. Ahmet'in atasözlerimizle ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır? A. 1, B. 2, C. 3. Doğru cevap A şıkkıdır. 2. Hangi seçenekteki kelimeler zıt anlamlı değildir? A. Gerekli, lüzumlu. B. Müsrif tutumlu. C. Üretim, tüketim. Doğru cevap A şıkkıdır. Sonraki metne hazırlık. Soru. Atasporlarımız hakkında araştırma yapıp bir sunum hazırlayınız. Kısa cevap. Atasporlarımızın başlıca olanları yağlı güreş, cirit atma, okçuluk ve binicilikçi. Yağlı güreş atasporlarımızdandır. Vücutlarına zeytinyağı sürdükten ve bu ismi almıştır. Zeytinyağı sürüldüğü için elleri kayar. Büyük güç ve ustalık gerektirir. Oyuncunun rakibini yere düşürerek sırtını yere değdirmesiyle kazanmış olur. Cirit at üzerinde oynanan atasporlarımızdandır. Diğer oyunlardan farklı olarak rakibini affetme durumlarında puan kazanma söz konusudur. Atasporlarımızdan biri okçuluktur. Okçuluk, yayla beraber okları istenilen hedefe atmak ve okları en uzak yere atma şeklinde oynanır. Atasporlarımızdan bir tanesi biniciliktir. Dünya tarihine baktığımız zaman ata ilk evcilleştiren ve binen kişilerin Türkler olduğunu görmekteyiz. Uzun cevap. Yağlı güreş.
Yağlı güreş ata sporlarımızdandır ve geleneksel bir Türk sporudur. Güreşçiler vücutlarına yağ sürerek bu oyunu oynadıkları için bu ismi anılmıştır. Yağlı güreş er meydanına tırnak işaretleri genellikle yeşilli alanlarda yapılır. Yağlanan vücutlarını tutmak çok zor olduğu ve büyük güç, ustalık gerekmektedir. Resmi kaynaklara göre Türklerin Anadolu'ya Rumeli'yi geçtikleri tarihten beri bu spor yapılmaktadır. Yağlı güreş sporu düğünlerde, panayırlarda, mola veren askerleri, birlikleri eğlence unsuru olarak yapılmaya devam edilmiştir. Osmanlı Devleti zamanında da özellikle Ramazan ayında düğün ve Ramazan güreşçileri adı altında müsabakalar düzenlenmiştir. Yağlı güreşlerde genellikle müsabakalar 40 dakika sürmektedir. Bu süre içerisinde biri kazansa süresiz atlamaya gidilir ve ilk puanı alan güreşçi kazanmış olur. Cirit, at üzerinde oynanan ata sporlarımızdan bir tanesidir. At üzerinde olan sporcunun ciriti rakibe karşı isabetli bir şekilde atması ve rakibini üstün gelmesi amaçlanan bir spordur. Günümüzde genellikle Kars, Barbut, Ardahan, Uşak ve Erzurum'da oynanır. Ata sporumuz olan cirit, Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemlerde beri oynanıldığı düşünülmektedir. Aslında bu bir savaş oyunudur. Müsabakalarda yaşanan hayati tehlike nedeniyle Ülkücü Mahmut döneminde oyun yasaklanmış, daha sonra bu oyun tekrar Anadolu'da oynanmaya başlanmıştır. Oyunda müsabakaların ana konusu güçlü olanın galibiyeti ve savaşta düşman takımın halt etmeye olan çabadır. Diğer sporlarda olmamasına rağmen bu spora karşı tarafa affetme puan kazandırmaktadır. Okçuluk. Okçuluk ata sporlarımızdan bir tanesidir. Osmanlı'da spor maksatlı okçuluk yarışmalarında birkaç çeşit bulunmaktadır. Bunların bir tanesi uzun mesafe atışlarıydı. Bu müsabakalarda büyük rekorlara girmiştir. İkinci, yarışma ise hedef atışlarıydı. Hedeflenen bölgeye oklar vurmaya çalışır ve yarışmalar bu şekilde düzenlenirdi. Genelde günümüzde kullanılan zeytin çekirdeği formundaki metal uçlar kullanılırdı. Diğer yapılan gösteriler ve yarışmalar ise sert cisimleri delme ve atlı okçuluk disiplinlerindeydi. Bu yarışmalarda ve müsabakalarda ucu sertleştirilmiş çelik uçlarla kalın ağaç kütükleri veya sert maden levhaları delmek, üst üste konmuş birkaç maden levhayı kolaylıkla delebilmeye çalışırdı. Binicilik. Binicilik sporu ata binme becerisi ve at kullanma sanatıdır. Tarihe baktığımız zaman binicilik sporu ilk olarak Türklerde görülmektedir. Ata binen ilk kavim Türklerdir ve atlar ilk kez Türkler tarafından evcilleştirilmiştir. Tarihimiz boyunca engelli ve engelsiz olarak at üzerinde gösteriler ve yarışmalar yapılmıştır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.